Tarih öncesi canavar Megalodon köpek balığı. İlk kez 20 milyon yıl önce görünen tarih öncesi bir canavar köpek balığı olan Megalodon, şimdiye kadar yaşayan en büyük et yiyen bir balık türüdür. 1600'lerde Doktor Nicholas Steno, insanların yılanlara veya ejderhalara ait olduğunu düşündüğü gizemli dil taşlarının köpek balığı dişlerine benzediğini fark etti. O zamandan beri modern köpek balıklarını gözlemleyerek ve fosilleşmiş megalodona ait kısımları inceleyen bilim adamları, bu yaratığın büyüklüğünü, yaşam alanı, diyet ve neslinin tükenme nedenlerini araştırdılar. Megalodon, günümüzün büyük beyaz köpek balığı boyutunun en az 2 veya 3 katı olan nesli tükenmiş bir köpek balığıdır. Ölüm nedenleri hakkında bu yaratığın hala okyanusun derinlerinde saklanıp saklanmadığı sürekli tartışılmaktadır. Bilim adamları kemiklerdeki megalodon diş izleriyle fosilleşmiş balina kemiklerini incelediğinde 7 metrelik bir ağzı olan bir megalodon köpek balığı için balinaların kolay bir yem olduğunu keşfetmişlerdir. Bu köpek balıkları üreme için ılık suları tercih eden, ancak genellikle denizde derin sularda yaşayan canlılardır. Megalodon, yaklaşık 20 milyon yıl öncesinden 2 milyon yıl öncesine kadar yaşamış olan nesli tükenmiş bir dev köpek balığı türüdür. 50 fit uzunluğa ulaşan Megalodon, bugüne kadar yaşayan en büyük omurgalı avcılardan biri olarak kabul edilir. Eski okyanuslardaki geniş kapsamlı dağılımın muhtemelen deniz ekosistemlerinin bileşimi üzerinde derin bir etkisi vardır. Megalodon'un neslinin tükenmesinin kesin nedeni bilinmemektedir. Bununla birlikte serin okyanusların gıda arzındaki düşüşün ve diğer büyük hayvanlardan, özellikle etçil balinalardan gelen rekabetin artması muhtemeldir. Süper boyutlu köpek balığı. Bilim adamları bir megalodonun büyüklüğünü dişlerinin ve omurgasının fosillerinden tahmin etmektedirler. Köpek balığı iskeletleri, ölümden sonra hızla parçalanan ve sadece nadiren fosil olarak hayatta kalan kıkırdaktan oluşurlar. Ancak yüzlerce fosil, megalodon dişi ve aynı zamanda omurgasının sentey adı verilen kemik parçaları bulunur. Bunları modern köpek balıklarıyla karşılaştıran bilim adamları, Megalodon'un yaklaşık 45 ile 60 fit uzunluğunda veya bir okul otobüsüyle aynı boyutta büyüdüğünü ve 50 ile 77 ton ağırlığında olduğunu tahmin ediyorlar. Ayrıca 18 santim yüksekliğe ve 1 kilo ağırlığa kadar bulunan megalodon dişlerinin ön sıradaki 46 dişe sahip ve çoğu köpek balığı 6 sıra dişe sahip olduklarından, bilim adamları 7 ayak genişliğinde bir ağızda toplam 276 diş olduğunu düşünüyorlar. Sıcak su yüzücüleri. Megalodonlar tarih öncesinde dünyanın sıcak okyanuslarında yaşamıştırlar. ABD, Japonya, Avrupa, Avustralya ve Afrika dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde megalodon fosilleri bulunmuştur. Paleontologların fosillerini inceleyen bilim adamları, sıcak kıtalar arası okyanuslarda dev köpek balığının yüzdüğü sonucuna vardılar. Eğer megalodonun yaşam alanı bugünün büyük beyaz köpek balıklarınınkiyle aynı ise, karada derin sularda yaşar ve üremek için ise daha sıcak, daha sığ suları seyahat ederlerdi. 2009 yılında Panama'da bilim adamları yavru megalodonun fosilleşmiş dişlerini içeren bir megalodon yuva keşfettiler. Bu kanıt, Güney Carolina'da daha önce bir üreme alanı kanıtı ile birlikte bir yavru megalodonun yaklaşık 20 fit uzunluğunda ya da büyük bir beyaz köpek balığı boyutunda olduğu tahmin etmelerini sağlamıştır. Oligosen döneminde okyanuslar soğumaya başladı. Yavaş yavaş orta enlem sıcaklığı yaklaşık 15 santigrat derece veya 27 derece Fahrenheit düşüşü gördü. Megalodon dişleri daha sıcak sularda bulunduğundan
daha düşük sıcaklıklara tolerans göstermemiş olabilir. Süper kıta Pangea dağılıyordu ve sonunda sahip olunan tanıdık kıtalarla sonuçlandı. Panama Isthmus 7 milyon ile 3 milyon yıl önce deniz yüzeyini kırdı. Bu Kuzey ve Güney Amerika'ya katıldı ve muhtemelen megaloton için kritik bir göç deniz yolunu kesti. Büyük miktarda yemek yiyorlar. Balinalar, foklar, deniz aslanları, morslar, diğer büyük deniz memelileri ve balıklar megalodon yiyeceğinin bir parçasıydı. Megalodon dişlerine uyan tırtıklı ısırık izlerini gösteren balina kemik fosilleri megalodonun av hayvanı olduğunu göstermektedir. Çeneleri o kadar güçlüdür ki balina kafatasını kolay ezebilirlerdi. Günümüzdeki büyük köpek balıkları gibi megalodon da muhtemelen diğer deniz memelilerini ve balıkları yedi. Derin sulardan hızla yukarı doğru yüzerek onları şaşırttılar. Bilim adamları megalodon köpek balıklarının günde 2500 kilodan fazla yemek yediğini düşünüyor. Gerçek bir prehistorik yırtıcı. Son yıllarda megalodon köpek balığını çevreleyen çok sayıda tartışma yaşandı. Bu da günümüzde megalodon karşılaşmaları ve milyonlarca yıldır okyanuslarda yüzen gerçek yaratık hakkında büyük bir karışıklık yarattı. Ne yazık ki bazı insanlar bu hatalı bilgileri megalodonun tamamen uydurulmuş olduğu anlamına gelecek şekilde yorumlamışlardır. Megalodonun gerçekten var olduğundan emin olabiliriz. Bunu bilmemizin sebebi geride bıraktığı bol miktarda fosil dişi kaynağı olmasıdır. Büyük dişler büyük beyazda dahil olmak üzere yaşayan bir köpek balığınınkinden çok daha büyüktür. Ve araştırmacılar gerçek megalodon köpek balığının boyutunu, ağırlığını ve hatta bazı alışkanlıklarını bununla belirleyebilmiştir. Megalodondan bahsedecek olursak iki açıdan bakarız. Paleontoloji, kriptozooloji. Bence farklılığı ayırt etmek önemlidir.